Onu dedi ki ben bunu takmıyorum. Toplam 29 ilden 396 sporcumuzun katıldığı bu organizasyonun kazasız çocuklarımız açısından gelişimlerine katkı sunacak şekilde böyle sakatlanmadan bir müsabaka olmasını ben diliyorum. Bu sporu yapmak öncelikle güzel bir spor. Tekvando yapıldığı zaman diğer birçok branşı da yapabiliyorsunuz. Çünkü bu sporda hem güç var hem de esneklik var. Bu konuda tekvandoyu çok seviyorum. Mesela maçlar falan yapılıyor. Maçlar yapıldığı zaman bu şekilde illere geliyoruz. Mesela içine kapanık bir kişi olduğu zaman bu şekilde açılıyor. Kişide özgüven falan oluşuyor. Onun dışında zaten bir savunma sporu. Hani herhangi bir tehlikeli durum karşısında karşıdaki kişiyi de kendimize karşı savunabiliyoruz. Öyle. Tekvando'ya ortaokuldan 8. 7. sınıflarda başlamıştım. Ortaokul hocam yardımcı olmuştu. O zamandan bu zamana ilk başta hobi olarak başlamıştım. Hani bir hobi yaparım gibisinden. Sonra bir baktık profesyonel olmuşuz. 8 yıldır profesyonel tekvandocuyuz. İlimizde şu an okullar arası gençler tekvando şampiyonası düzenleniyor. Toplam 29 ilimizden 396 sporcumuzun katıldığı. Tabii antrenör ve idarecileri sayınca bu sayı 450 tane misafirimiz var bugün Erzincan'da. Toplam 3 gün sürecek müsabakalar. Pazar günü finaller, her günün finalleri gün içerisinde oynanacak kilolarına göre. Tabii Erzincan artık bir spor şehri oldu. Böyle büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. Tekvando sporuna bugün ev sahipliği yapıyoruz salonumuzda. İnşallah başarılı memleketlerinden gelen çocuklar başarılı dereceler alırlar ve tekrar sağ ve emin bir şekilde evlerine dönmüş olurlar. Biz hepsine başarılar diliyoruz. Onları Erzincan ilinde misafir etmekten onur ve gurur duyuyoruz.